Arkadaşlar şimdi önemli tiyatro türlerini tanıyalım istedim. Trajedi, komedi ve dram. Tamam. Şimdi bak. Trajedide önemli olan nedir? Şudur. Acıklı konular, işler. Yani burada ne vardır biliyor musunuz? Seyircide acıma, uyandırma, acıklı konular işleme ve ruhu arındırma amaçlıdır. Yani acıklı. Peki komedi de nedir? Tam tersi. Burada da güldürün. Ama öyle mal mal güldürmek değil. Güldürürken öğretmek. Demek ki ben ağlarsam trajedidir. Ben gülersem nedir? Komedidir. Peki hocam ne için güldürür? Bir, kişinin aksayan yönleri olabilir. Toplumun aksayan yönleri olabilir. Herhangi bir günlük durum olabilir. Bunlarla alakalıdır. Peki dram nedir? Orada özgürlükler vardır. Daha önce de demiştim ya size. Ne demiştim ben? Trajedi ve komedi klasisizmin, yani kuralcılığın ürünüdür. Lakin dram romantizmin ürünüdür. Yani burada hem acıklı olaylar vardır hem de güldürü vardır. Yani bunların hepsi iç içedir. O zaman burada özgürlük vardır. Anlaştık mı? Ve biz bu şekilde ayırmalıyız. Anlaştık mı? Ve burada trajedide konular nereden alınır derseniz tarih ve mitolojiden alınır. Ve burada konular ciddidir. Tarih ve mitolojiden alınır. Çünkü burada trajedide kahramanlar tanrılar, tanrıçalardır. Bak, kahramanlar gördük mü? Tanrı tanrıça. Çünkü konular mitoloji ve tarihten alınır. Ve burada hocam, konular nereden alınır? Günlük hayatta. Günlük hayatta. Peki hocam, kahraman kim olabilir? Herkes. Herkesin de. Hocam, dramda konular nereden alınır? O da günlük hayat. Zaten bu tamamen özgür. Konular herkes. Her kesimden kahramana yer verebilir. Trajedi kuralcıydı ya. Mutlaka 5 perdeden oluşmak zorundadır. Komedi de kuralcıydı. 5 perdeden oluşmak zorundadır. Ve ikisinde de 3 birlik kuralı vardır. Peki hocam burada. Burada da 3 birlik kuralı vardır. Ve burada konular 5 perdeden oluşmaz. Burada 3 birlik kuralı olmaz. Peki trajedide hocam koro var mıdır? Var. Diyaloglarda koro vardır. Burada koro var mıdır? Vardır. Diyaloglarda koro vardır. Ama arkadaşlar burada koro olmak zorunda değildir. Yani biraz daha arkadaşlar farklı bir şekilde karşımıza geçer. Hocam burada nedir? Değil. Soylara ait bir dil vardır. Çünkü tanrılar tanrıçalar var. Kaba sözler yer almaz. Öldürme, yaralama asla sahnede olmaz. Bak düşün. Soyluk vardır. Öldürme, yaralama hiçbir şey sahnede olmaz. Peki hocam burada öldürme, yaralama sahnede olabilir. Burada da her şey sahnede olabilir. Üç birlik kuralı vardır, vardır ama burada yoktur özgürlükler. Ve trajedide erdem, ahlak vardır ve ciddi bir havada geçer. Çünkü tanrılar
tanrıçalar buradadır. Diğerlerinde böyle bir kural yoktur. Temsilcilerine şöyle bir bakacak olursak. Aislikos var. Aislikos ünlü eseri zincire vurulmuş Promete. Euripides vardır arkadaşlar. Mesela Andromak. Mesela arkadaşlar Sofokles vardır. Elektra. Kral Ödip. Rasin ve Kornel de daha sonraki yüzyıllarda karşımıza çıkar. Komedi ilk Aristofanes vardır. Ama komedi ben üç ayırdım. Nasıl hocam? Karakter komedisi. Kişinin. Yani insanın. Değil mi arkadaşlar? İnsanın gülünecek yönler anlatılır. Aksayan özellikler anlatılır. Ve ben bu kişinin gülünç, hatalı yönlerini anlatırım. Töre komedisinde toplumun aksayan yönlerini anlatırım. Yani töre komedisinde toplum vardır. Peki hocam entrikada günlük olaylar, merak uyandıracak şekilde anlatılır. Bak, burada gülünç hatalı var. Ama ben kırmızı kalem almak istiyorum anahtar kelimelerle. Karakter komedisinde kişinin gülünç durumları. Töre komedisinde toplumun gülünç durumları. Entrika komedisinde de önemli olan meraktır. Fars vardır bir de yalnızca güldüren kaba komedidir. Ve dramda da Shakespeare ve Victor Hugo önemlidir. Hatta Victor Hugo'nun Cromwell ön sözü çok değerlidir. Ve bu Cromwell ön sözü Namık Kemal tarafından da Celaleddin Harzemşah mukaddemesinde alınmış. Ve Cromwell ön sözü bizim açımızdan değerlidir. Ve burada romantizm hakkında bilgileri vardır. Ve burada işte dram özgürlüklerin ürünüdür romantizmin ama trajedi ve komedi klasizmin ürünüdür. Ama trajedinin ne kadar kuralcı olduğunu gördük mü? Şimdi konuyu tarih mitolojiden alan trajedi, günlük hayattan alan komedi, dram. Tamam. Acıklı konular işleten, anlatan trajedi, güldüren komedi, ikisini de yapan dramdır. Kahramanları tanrı tanrıçı olan trajedi, her kişi olan komedi ve dramdır. Üç birlik kuralına uyan trajedi, komedi, uymayan dramdır. Beş perdenin olma zorunlu olan trajedi, komedi, zorunlu olmayan dramdır. Sahnede ciddi bir hava olan, sohbet havası olmayan ve soylulara ait kaba bir dili, soylulara ait dili kullanan, kaba dili reddeden trajedidir. Kafasına göre konuşan komedi, dramdır. Anlaştık mı? Ve bu kadar karşılaştırma bizim işimizi ziyadesiyle görür Allah'ın izniyle. Arkadaşlar diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.